Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, gündem fevkalade yoğun. Hafta sonunu İsmet İnönü'ye yapılan haksız saldırılarla, McKinsey konusunda damadı açığa alan, açığa düşüren kayınpederin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AKP Genel Başkanı'nın açıklamalarıyla falan geçirdik. Bu arada maalesef Ankara'daki tarikatlarla işbirliği halinde görülen okulda bir yine çocukları taciz diyoruz. Aslında çok daha iğrenç bir kelime ile bunu anlatmak lazım ama genel ahlak bozulmasın diye taciz diyoruz. Ben de onu tercih ediyorum. Çok da iğrenç şeyler devam ediyor ve bu tür olaylarla geçirdik. Şimdi aslında gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in en yakın çalışma arkadaşı ve bugünkü bütün politikacıların, bugün iktidarda bulunan bütün politikacıların sandalyelerini, koltuklarını borçlu oldukları İsmet İnönü'ye çok haksız ve gerçeklere uygun olmayan saldırılar yapıldı. Hemen arkasından McKinsey'i eleştirenler, McKinsey'le anlaşmamızı eleştirenler ya haindir ya cahildir veya tersten ya cahildir bilmiyorlar ya da bile bile yapıyorlarsa haindir diyen damat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı Sayın Cumhurbaşkanı Albayrak'ın, Berat Albayrak'ın kayınpederi aslında Recep Tayyip Erdoğan, biz yabancılardan fikri danışmanlık da almayacağız dedi. Yani bir defa böyle hani uygulamada yol göstermeyi filan tamamen reddediyor. Ayrıca fikren de, yani düşünce olarak da danışmanlık almayacağız dedi. Onu tamamen açığa çıkardı. Şimdi bütün bunların hepsinin bir ekseni var değerli izleyiciler. Sevgili Yanardağ izin verirse bunları ben eksene oturtmak istiyorum. Çok kısaca. Çok kısaca. Bu ekseni ben söylemiyorum. Bu ekseni Hürriyet gazetesinde AKP'nin içinden haberler vermekle ünlü ve genellikle yaptığı yorumlar ve haberler AKP yönetimi açısından geçerli olan Abdülkadir Selvi meslektaşımız yapmış. Bakın bugünkü yazısı. Yarına bunu yazdım çünkü Cumhuriyet'e. Onun başlığı da şu: ekonomik krizi tutuklayabilir misiniz? Başlığıyla yarın bir yazı yazdım. Şimdi Abdülkadir Selvi ne yazmış? Bir bölüm yazısından bir bölüm. Bugün Hürriyet'te bugünkü yazı duruyor. Girin internete bakın. Erdoğan bir şey var. Partisini, AKP'yi Erdoğan biliyorsunuz. Siz çok yakından izlediniz. Ana haberde kullandınız. CHP sözcüsünün eleştirilerini verdiniz. Çok güzel bir haber hazırlamış arkadaşlar. Hepsini kutluyorum buradan. Sizin bütün haber takımını ve tabii Evren Özalkuş'u. Orada Kızılcahamam'da bir toplantı yaptılar ve orada o toplantı hakkında Abdülkadir Selvi şunları yazıyor. Diyor ki Erdoğan iki hamle yaptı, bir de talimat verdi. Bakalım neymiş o iki hamle ve talimat neymiş? Öncelikle kamuoyuna açık bir şekilde yaptığı iki hamleyi kaydetmek istiyorum diyor Abdülkadir Selvi. McKinsey konusundaki tartışmalara son verdi. Fikri danışmanlık da almayacaksınız dedi ya. McKinsey konusundaki tartışmalara son verdi. Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız dedi. Ve devam ediyor. Erdoğan böylece yerel seçimlere giderken muhalefetin kozunu elinden almış oldu. Bu Abdülkadir Selvi'nin iddiası. İkincisi ise IMF, IMF defterini bir daha açılmamak üzere kapattı diyor. Selvi böyle diyor. Şimdi devam ediyor yazı. Talimatına gelince, ne talimat vermiş Erdoğan? Talimatına gelince, ekonomik krizin gündemden düşürülmesi ve halkın pahalılıktan şikayetine son verilmesi için her türlü tedbirin alınmasını istedi. Şimdi burası bence çok önemli. Ben bunun arkasından yarınki yazımda hatırlattım ama hemen aklıma bir şey geldi. Nedir? Bir haber. 27 Eylül. Şimdi 8 Ekim'deyiz. Demek ki 15 gün önceki haber. Haberi okuyorum. Siirt'te HDP'nin il genel merkezi eski üyesi İdris İlhan,
Sosyal medya hesabından dolar 7.15 diye yaptığı paylaşım nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak ve sermaye piyasası kanuna muhalefet suçlarından tutuklandı. Siirt savcılığına Twitter'daki hesabından 13 Ağustos'ta dolar yükseldiği için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor, dolar 7.15 yazan İlhan hakkında soruşturma başlatıldı. İlhan dün gözaltına alınırken ifadesinde yukarıdaki yazıyı paylaşmamdaki tek amacım 80 milyon insanı ilgilendiren ekonomik bir değerlendirmedir. Herhangi bir manipüle amacım yoktur dedi. Söz konusu tweet'in atıldığı gün Asya piyasalarının açılmasıyla ABD doları Türk lirası kuru 7.20 seviyesinde işlem görmeye başlamış. Gün içinde piyasada en yüksek 7.01 en düşük 6.58 seviyelerinde işlem görmüş. Merkez Bankası verilerine göre iş piyasada 6.89 günü tamamlamıştır diyor haber. Şimdi Sayın Erdoğan'ın verdiği talimatlara yargının ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Savcılarımızın ve yargıçlarımızın çok bağımsız adalet mekanizmamızı, hukuk devletini çok zedeleyen kararlarla bu talimatlara çok uygun davrandıkları hakkında çok kötü örnekler var. Şimdi acaba şu söz, halkın pahalılıktan şikayetine son verilmesi için her türlü tedbirin alınmasını istemiş Sayın Erdoğan. Acaba diyorum. Yani hayat pahalılığı var, ekonomik kriz var filan demek de yasak mı? Bunu diyenler acaba Cumhurbaşkanı'na hakaretten veya eleştiriden veya daha korkuncu terör örgütü propagandası yapmaktan filan suçlanıp hapse filan mı girecekler diye düşünürken işte o İsmet İnönü'ye bayrağı karartarak Türk bayrağını, sadece Amerikan bayrağını gösteren fotoğraf, McKinsey'e biz fikri danışmanlık da almayacağız filan diyerek, bunların hepsinin ekseninde bu meşhur işte şimdi söylenen halkın pahalılıktan şikayetine son verilmesi için her türlü tedbirin alınması mıdır bu? Yani çünkü herkes İsmet İnönü olayını atladı. Çünkü çok yanlış yani. Resmin birinde gözüküyor Türk bayrağı zaten açıkça. Öbüründe de karartılmış siyah var da gözükmüyor. Çekildiği açıya göre görülmüyor da olabilir. Yani bir işlem yapılmamış olabilir. Hiç önemli değil o. Çünkü yalan. Yalan. Yalan söyleniyor. Yalan söyleniyor. Yani Cumhurbaşkanı kendi danışmanlarını gözden geçirmeli. Neyse hocam ben ona değineceğim. Buyurun siz tamamlayın. O kadar. O kadar. Evet. Yani bütün bunlar İsmet İnönü'ye saldırı filan bunların hepsi galiba bu hayat pahalılığını unutturma meselesi. McKinsey olayı falan evet. Öyle. O da bir de orada da bir mesele var. Kaça anlaşıldı? Nasıl bir bundan vazgeçilirse nasıl bir ceza var? Çünkü o anlaşmalarda hep öyle bir de evet. Şeyler vardı. $1 milyon filan bahsediliyor. Neyse. Evet. Değerli seyirciler, Amerikancı olanlar başkalarını Amerikan yanlısı olarak suçluyorlar. Enteresan yani Türkiye çok tuhaf bir ülke olmaya başladı. Sahtekarlar, dürüst ve namuslu olanları sahtekarlık ve yolsuzluk yapmakla suçluyorlar. Katiller, dürüst ve namuslu insanları, suç işlememiş insanları katillikle suçluyor gibi bir ortam oluşmaya başladı Türkiye'de. Yolsuzluk yapanlar, namusuyla iş yapanları, kamu çıkarını gözetenleri bu ülkeyi batırmakla suçluyorlar. Böyle tuhaf, garip bir ortam var memlekette. Şimdi bugün Faik Öztrak bir cevap verdi bu konuda. Arkadaşlar haber bülteninin girişinde Evren Özalkuş'un özetlediği bölümde iki fotoğrafı yan yana göstermişti. Onu ekrana getirir misiniz? Bu bayraklı fotoğraf. Evet bayraklı fotoğraf. Evet. Yani Türkiye hocam kötü olanın yükseldiği iyi olanın, nitelikli olanın elendiği bir ülke haline geldi. Evet. Yani vasatın bir egemenliği var. Hatta vasatın altında vasat denilen seviyenin bile daha geri planda sallandığı bir şey. Arkadaşlar fotoğrafları ayrı ayrı getirin. Birinci fotoğraf. Evet, bir de şeyi alsınlar ki Türkiye bayrağı, Türk evet. Bayrağı gözüksün. Evet. Tamam. Diğer Türk bayrağının görüldüğü şeyi yukarıya alın. 18 dakika. Kaydırın. Şey. Ha, evet. Tamam. Evet. Şimdi bakın. Onu sallarken de var. Elinde iki bayrak var zaten. İlk fotoğrafta da göreceksiniz değerli seyirciler. İki bayrak var elinde. İki sopa var. İki zaten. Bayrak çubuğu var. İki sopa var. Amerika ziyareti sırasında herkesin elinde, öğrencilere ve karşılayanların eline iki ülkenin bayrağı verilir. Türkiye'de de o yapılır.
Türkiye'de de o yapılır. Ama Amerikan bayrağı sallayanlar, solun Amerikan düşmanlığı hastalığından kurtulması gerekir diye gazetelere demeç verenler bugün kalkıyorlar, başkalarını Amerikan yanlısı olmakla eleştirmeye, hatta suçlamaya kalkıyorlar. Değerli seyirciler, durum şu. Niteliksiz olanın, kötü olanın, vasıfsız olanın, cahil olanın, bilginin, nitelikli olanın, önce olanın, lider olanın önüne geçtiği, nitelikli, iyi ve doğru olanın elendiği bir sistem kurdular. Türkiye'nin en geri, yani Türkiye'nin gelişkin nüfusuna, nitelikli nüfusuna düşmanlık besleyen, derin bir aşağılık kompleksiyle düşmanlık besleyen en geri kesimlerinin iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu bir felakettir. Bu bir felakettir. Çünkü kötülüğün toplumsallaştığı ve örgütlendiği, cehaletin toplumsallaştığı ve örgütlendiği, niteliksiz olmanın toplumsallaştığı ve örgütlendiği ve iktidara el koyduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir ülke için olabilecek en derin, en yüksek felaket ya da diğer bir ifadeyle budur. Çünkü kendi gelişkin nüfusunu, nitelikli nüfusunu, nitelikli unsurlarını, yurttaşlarını, kendi nitelikli parçasını imha eden bir ulusun, bir mekanizmanın, bir toplumun, bir örgütün, bir derneğin, bir partinin, bir topluluğun, bir ailenin ayakta kalması mümkün değildir. Türkiye'nin felaketi bu aslında. Niteliksiz olanın egemenliği altında bu ülke. Yani yalanın egemen olduğu, şimdi bizim Murat Taylan Gün Bitiyor programını yalanlara teslim olmayın diye bitiriyor. Bu çok önemlidir. Çünkü bizim duvarımızda, arkada da görüyorsunuz arkadaşlar, ikili plan verin. Tek bir şey yazıyor, gerçek. Gerçek yazıyor. Bizim haber merkezinin duvarında gerçek yazıyor. Bizim mottomuz, bizim sloganımız, bizi belirleyen söz bu. O yüzden Murat Taylan yalanlara teslim olmayın diye bitiriyor. Ya da Evren Özalkuş ve diğer haberci arkadaşlarımız, diğer sunucu arkadaşlarımız haber bültenlerini gerçekler başlıyor diye açıyorlar. Nedeni bu. Yalanın egemen olduğu, yalanın örgütlendiği ve iktidar olduğu bir dönemden geçiyor Türkiye. Türkiye'nin felaketi bu. Fakat sevindirici bir yan var. Bu ülkenin nüfusunun çok önemli bir bölümü, %50'yi aşkın bir bölümü buna direniyor. Israrla direniyor. Teslim olmuyor. Karşı koymaya devam ediyor. Kendilerini temsil ettiğini düşündüğü siyasi partilerin bütün basiretsizliğine, bütün ne diyelim, beceriksizliğine, niteliksizliğine diyeceğim ama dilim varmıyor. Ama bütün beceriksizliğine ve başarısızlığına rağmen toplum direnmeye devam ediyor. Böyle bir egemenlikle karşı karşıya. Şimdi çok açık ki ben Sayın Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bugün Faik Öztrak'ta söyledi. Belki de AKP Genel Başkanı'na yakışır ama yani böyle bir yalan söylemek. Bu Sayın Öztrak'ın sözleri. Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. Gerçekten yakışmaz ama ben Sayın Erdoğan'ın bunu bilerek ve isteyerek, kast ederek bunu yaptığını düşünmüyorum. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmış olamaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar yani kahve polemiği düzeyinin bile gerisine düşecek bir tutumu takınmış olamaz diye düşünüyorum. Bence danışmanlarını hızla gözden geçirmelidir. Kim eğer kendisine o fotoğrafı göstermişse. Yani bugün söylüyor, Kurtuluş Savaşı kahramanından söz ediyoruz. Cumhuriyetin kurucularından söz ediyoruz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babaları denilen bir heyet vardır. Washington oradadır, Jefferson oradadır, diğerleri oradadır. Bunların hiçbirine toplum saygısızlık yapmaz. Sağcısı da solcusu da, demokratı da cumhuriyetçisi de gerekli saygıyı gösterir. Tutun ki hala bu polemik üzerinden siz bir rant, bir siyasi rant devşiriyorsunuz. Ya zaten ölümünün üzerinden yaklaşık kaç yıl geçmiş hocam? Yani 73'te vefat etti değil mi? Galiba. 73. 73'te vefat 73. etti diye biliyorum. Yani neredeyse 50 yıl, 51 yıl geçmiş vefatının üzerinden. Hatta tabii daha fazla, 55 yıl geçmiş vefatının üzerinden. Kendisi bir Osmanlı subayı olarak askerliğe başlamış. Bir Kurtuluş Savaşı subayı komutanı olarak devam etmiş. Ve Cumhuriyet'in kurucuları arasında yer almış bir kişiden söz ediyoruz. Benim İsmet İnönü'ye esaslı eleştirilerim var. Başka bir şey. Esaslı eleştirilerim var. Bütün ikinci adamların dramını yaşamıştır ve Cumhuriyet'in NATO'culara ve
Cumhuriyet'in temsil ettiği bütün değerlerin karşı olduğu güçlerin eline teslim edilmesini sağlamış birisidir. Çok ciddi itirazlarım ve eleştirilerim vardır. Bunlar bir yana. Ama bu nitelikler önemlidir. Bu insan hakkında yalan söyleyemezsiniz. Evet, 73. 73. 70. Ben bir, konduramadım. Evet, bir cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı bunu söyleyemez. Ben Sayın Erdoğan'ın da böyle büyük bir hata ve saygısızlık yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ortada ya iki fotoğraf var arka arkaya çekilmiş. Fotoğraflardan birine baksa elindeki bayrak çubuğu olduğunu görecek. Bunu gösterip salonu dolduran bir kalabalığa onun bir Amerikan yanlısı olduğunu iddia etmek tarihi gerçeklerle de uyuşmuyor. Johnson mektubu var ünlü Kıbrıs nedeniyle 1963. İsmet İnönü Başbakan. Ya Kıbrıs'a bir müdahale. Kıbrıs'ta yine Türklere yönelik bir baskı ve bir katliam girişimi var. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir son verme operasyonu var. EOKA'cı faşistler tarafından. Ve buna İsmet İnönü karşı çıkıyor. Uçaklar gidiyor. Ve o uçakla bir pilot şehit oluyor biliyorsunuz. Cengiz Topel. Türkiye'nin birçok caddesinin adı ya Cengiz Topel'dir. Benim çocukluğumun ve ilk gençliğimin geçtiği mahalledeki caminin adı Cengiz Topel Camisi'dir. Türkiye'nin birçok yerinde Cengiz Topel caddelerini göreceksiniz. Bunlar 63'te Kıbrıs'a giden Türk uçaklarında, savaş uçaklarından birinin pilotudur ve şehit olmuştur. Dolayısıyla Johnson mektubu çok ünlüdür. Tabii. Bizim verdiğimiz silahlarla bize karşı davranamazsınız diye. İsmet İnönü'nün verdiği cevap da çok ünlüdür. Başka bir dünya kurulur ve Türkiye orada kendi yerini alır demiştir. Sonra şimdi, ne oldu? Böyle bir adamdan... Bir dakika, sonra ne oldu? O, o İsmet İnönü hükümeti devrildi. Devrildi. Dolayısıyla böyle bir adam Amerikancı demek için ilk önce bir durup düşünmek, biraz tarih bilgisine sahip olmak lazım. Ben cehaletin de örgütlü ve siyasal bir güç haline geldiğini ve Türkiye'ye el koyduğunu söylerken bunu kastediyorum. Sayın Erdoğan hızla kendi tarih danışmanlarını, kendi siyasi danışmanlarını değiştirmelidir. Kendisini böyle komik ve küçük duruma düşürmelerine izin vermemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına bu uygun düşmemektedir. Hızla değiştirmesinde yarar var. Sayın İlber Ortaylı da hazır bütün kitaplarını bağışlamışken şeye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphaneye, Sayın İlber Ortaylı'ya sormalıdır. Bence yanında bulundurmalıdır. İyi olur, doğru olur. Böyle gereksiz bir polemiğe de yol açmaz. Çünkü bugün Faik Özturak gerekli cevapları verdi. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu defalarca söylemiş bir politikacıdan söz ediyoruz. Sayın Erdoğan'dır bu. Bush'un Amerikan Devlet Başkanı'nın sesini özledim ya da Trump'ın sonraki ya da Obama'nın sesini özledim diyen, yani uzunca süre görüşemediği için Sayın Erdoğan'dır. Türkiye Amerika'nın stratejik ortağıdır diye döne döne tekrarlayan, Türkiye'den vazgeçemez diye bunu döne döne tekrarlayan ve randevu almak için onlarca heyet gönderen Sayın Erdoğan'dır. Daha başbakan değilken, siyasi yasaklıyken, AKP genel başkanı bile değilken neredeyse. Kendisine muhtar bile olamaz dendiği bir dönemde Beyaz Saray'a davet edilen, Kırmızılılarla Beyaz Saray'a alınan ve Oval Ofis'te ağırlanan ve bunu bir seçim propagandası olarak iç siyasete tahvil eden Sayın Erdoğan ve AKP'dir, partisidir. Bunları biliyoruz. Benim bir Amerikan projesi olarak ABD kitabı, AKP kitabında düzeltiyorum. Bir Amerikan projesi olarak AKP kitabında bu ilişkiler bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Bizim Washington temsilcimiz Yılmaz Polat'ın kitaplarında bunlar yer alır. Hangi ilişkileri nasıl kurmaya çalıştıkları son derece açık. Bu bakımdan böyle bir hata yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Evet, hocam. Çok haklısınız ve tabii benim programı açarken söylediğim gerçekleri de tekrar hatırlatacağım programı kapatırken. Bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Demiştim ki bu McKinsey'den fikri danışmanlık bile almayacağız talimatı ve İsmet İnönü'ye dönük Amerikan bayrağı sallıyordu yanlış tarih iddiası aslında ekonomik krizin, hayat pahalılığının unutturulmasına yönelik bir takım şeylerdi. Nitekim bir ABD projesi olarak AKP kitabının yazarı olan Merdan Yanardağ bunu gayet açık bir biçimde İsmet İnönü'nün
hakkını savunarak diyelim veya AKP'nin ne olduğunu... Yok, gerçeği savunarak. Gerçeği savunarak anlattı. Hayır, şey, hakkı derken yani evet, gerçeği anlatarak. Şimdi yani, uzun uzun şeyi söyledim. Hocam bir şey var. Şimdi Amerikancı olanlar olmayanları Amerikancılıkla suçluyor. Öyle. Ülke böyle. Baştan onu hırsız söyledim. Olanlar, evet. Namuslu olanları evet. Hırsızlıkla evet. Suçluyor. Evet. Sahtekarlık ya da yolsuzluk yapanlar, kamu çıkarlarını evet. Savunanları yolsuzluk yapmakla evet. Ve sahtekarlıkla suçluyor. Şimdi doğru. Yani böyle tuhaf bir yerden şimdi geçiyor. Şimdi buradan bunları söylerken gerek Evren Özalkuş'un, gerek Murat Bey'in, gerek bizim programın ve Televir'in esas olarak gerçekleri aktaran bir kanal olduğunu vurguladı. Şimdi burada çok ünlü bir söz söyleyeceğim. Çok ünlü birisinin çok ünlü bir sözü. Gerçek adı Eric Arthur Blair. Bu size hiçbir şey ifade etmeyebilir. Eric Arthur Blair. Fakat bir takma adı var. Bütün kitaplarını o takma adıyla yazmış. Hemen onu anlayacaksınız. George Orwell. George Orwell 1984 adlı ünlü kötü ütopyasını, distopyayı yazan müthiş bir yazar. Demokratik ülkelerin yok oluşunu ve diktatörlerin egemenliğini anlatan bir yazar. Onun bir müthiş bir sözü var. Siz çok vurguladınız Tele1'in gerçeklere dayandığını. Onu hatırlatmak istiyorum programı kapatırken. Diyor ki George Orwell, Eric Arthur Blair diyor ki, yalanın egemen olduğu bir çağda gerçekleri dile getirmek hakiki devrimciliktir diyor. Yalanın egemen olduğu bir çağda, bir yalan çağında gerçekleri dile getirmek hakiki devrimciliktir diyor. İşte Tele1 bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Bir şeyi altını çizerek bir kez daha vurgulayacağım. Sayın Erdoğan için söylediğim tek şey, Amerikancı olarak, Amerikancı olmayanları bir Amerikancı olarak, Amerikan yanlısı olarak suçlamaktır dedim. Diğer bütün değerlendirmeler bu toplumdaki genel bir eğilime, genel bir duruma, genel bir hastalığa işaret etmektedir. Bir şey daha var. Bu yalanın egemen olduğu, vasatın, kötü olanın, niteliksiz olanın egemen olduğu, cehaletin örgütlü bir siyasal güce dönüştüğü bir ülke Suudi Arabistan'a dönebilir. Bir gazeteci vize almak için ya da pasaportunu uzatmak için girer ve oradan bir daha çıkamaz. Bu Türkiye'de gerçekleşti. Sayın Erdoğan'ın bunun arkasını bırakmayacağız demesi de önemlidir. Bu Türkiye'nin hala cumhuriyetin ve hukuk devleti olmanın bazı özelliklerini koruma çabasıdır. Bunu da altını çizmek lazım. Ortada bir aşiret devleti var. Aşiret devletlerinin, hurma cumhuriyetlerinin veyahut büyükelçiliklerine, konsolosluklarına bir vize işlemleri için, basit bir yurttaşlık işlemini yapmak için gittiğiniz zaman çıkamayabilirsiniz. Türkiye'nin böyle bir ülke haline gelmemesi için gerçeğin sözcülüğünü yapanlara destek vermek, onlarla birlikte olmak ve bu ablukayı hep birlikte dağıtmak lazım. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere. Evet, ne kadar hüzün vericidir ki gerçeği, sadece gerçeği söylemenin devrimcilik sayıldığı yıllar yaşıyoruz. Hoşça kalın.